Allah Azze ve celle okunmasıyla ibadet olan mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'de itibaren gönderip başlattı İslam dininin Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed aleyhi ve selamuhu aleyhim ecemain hazretlerinden her birine Temel iman değerlerinin yanına ibadetleri de eklemiş. Kur'an'da hepsi tek tek karşımıza çöküyor. Peygamberimiz de hayatında zaten bunları ifade etmiş, tebliğ etmiş, açıklamış, tebinde bulunmuş ve göstermiş. İmani değerler de amellerle beraber desteklenmiş. Yani iman hep amelle, amellerin başında namazla desteklenmiş ama imanın yanında amelin anlatılması yani namazın anlatılması diğerlerinden uzak kalması anlamına gelmemiş. Yani bir yerde namazı emretmişse namazın sosyal ve toplumsal bir ahlaki erdem ile kültürel bir değer ile bağlantısı da ifade edilmiş. Mesela namazı kılmadığı için cehenneme düşenlerin de namazı haricinde bağlantılı bir toplumsal yozlaşmadan da işaret edilmiş. Yani imansız zaten olmaz ama iman için salih amelsiz olmaz, salih amelde namazsız olmaz, namazı tek başına yetmez bir bütün iyice. Bakınız Müddessir Suresinden sadece bir pasaj bize neleri gösterecek. 38. ayetten itibaren buyurun misafir, misafir olalım. Sağzu billah. Kullu <laughs> nefsim bima kasabat rahina. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ne yaptıysa ona karşı yakalanacak. İlla ashabel yemin. ancak hakkın ve erdemin tarafında olan ve bu sebepten dolayı iman ve salih amel sahibi olduğu için mahşer günü amel defterini sağından alan kişi amellerinin karşılığını hayır olarak aldığı için o günahların rehinliğinden kurtulur. Fi'in <laughs> cenneti Onlar cennettedirler zaten ama buna rağmen sorarlar. Bir merakları vardır. Evet. Cennet halkı cennete girer ashabül yemin. Ama buna rağmen sorarlar. Anil <laughs> mücrimin. Günahkarlar ne oldu acaba? Cehenneme girenler ne oldular? Mâ selekekum fî sakar. Bakarlar ki İnsanlar cehennemin içerisindedirler. O mücrimler, günahkarlar, iyilikleri kötülüklerden fazla olmayan, tövbe kapısını çalmayan, kendilerinin islat imkanından faydalanmayanlar için. Ve onlara derler ki, sizi şu ateşe yani cehenneme azap sokan nedir? Ve derler ki, bakınız Müttesir Suresi 43. ayet, قَالُوا لَمَنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ Onlar şöyle cevap verir. Biz namaz kılanlardan değildik. Bakın bunu alıyoruz. Bir, namaz kılanlardan değildik. Bitti mi? Hayır. Hemen ayet devam ediyor. Bazen art niyetle sadece bu pasajı çeken kişiler çıkabiliyor. Yapmayın. Kendinize, nefsine zulüm etmeyin. Hakikati görün ve gösterin. Hakikat engel olmayın. Cehenneme girmelerinin sebebi başta namaz kılanlardan değildik diyor ama bakın devamına. وَلَمْ نَكُنُ دُعِمُ miskin? <الْمِسْكِين> Namaz kılanlardan değildik, yoksulu, fakir de doyurmuyorduk. وَكُنَّا نَخُوضُ مَا الْخَائِذ۪ينَ Günaha dalanlarla beraber biz de günaha dalıyorduk. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ceza gününü, hesap gününü de asılsız sayıyorduk. Yani bir namaz, iki fakir fukara yedirmemek, üç kötü insanlara düşüp kalkmak ve dört bunlara bağlı olarak inkara düşmek. Yani Namazı terk etmek, fakir fukara yumursamamaya, fakir fukaradan uzak durmak, boş insanlarla takılmaya... Boş insanlara takılmak da insanı ahireti inkar etmeye sevk edecek bir yolu da önümüze koyuyor. Hatta atanel Sonunda biz bu hal üzerineyken ölüm geldi bizi buldu. Daha çok varsayıyorduk ama ölüm bize geldi. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Çünkü şefaat için asıl olan başta imandır, sonra tabi olmaktır. İşte Sadakallahu Azim Müddessir Suresindeki sadece bu pasaj bile bize ne dersler veriyor? Nefsime, neslime ve size arz ediyorum. Kime göndereceğinizi zaten siz biliyorsunuz.